is Kaya mı? What the fuck is Kaya? Biz de bilmiyoruz ne olduğunu. Hala çözemedik abi. What the fuck is Kaya? What the fuck is Kaya ne lan? Bu siz mi yaptınız birayı? Biz homemade. Camları Gökhan üflüyor. Üflüyorum. Arkadaşlar şimdi bir bar serisi yapıyoruz, Bar Talk tarafında. Ama bunun gerçek ikonik karakterlerle yapacağımızı da en başında söylemiştik. Bu da Türkiye'deki Nets, en iyi speakeasy, bar konsepti ve ilki. Gerçek anlamda. Kaya, Bebek'teyiz. Gökhan ve Mehmet. Hoş geldin abi önce. Ayağına sağlık. Vallahi biz herhalde kendimizi bu kadar tanımlayamıyoruz. Yani sen sağ olasın. Daha mütevazı olmaya çalışıyoruz tanımlarken ama gurur duyduk bunları duyduğumuz için. Evet, ben de çok hoşuma gitti. Amaç aslında speakeasy olmaktı. Ama evet, sırf o da değil. Aslında amacımız Türkiye'de olmayan bir enerji satmaktı ilk günden beri. Hep onu oynadık. Dedik ki biz çok güzel kokteyl yaparız, çok güzel yemek yaparız, çok güzel ortam sağlarız ama hepsi bir araya geldiği zaman enerjiyle olsun dedik. Ve kapıdan girdiğin andan itibaren o iki kapıyı kapatıyoruz girişteki. İstanbul'u dışarıda bırakıyoruz. Ne kim olduğunu önemli oluyor, ne hangi dine mensup olduğun ya da hangi partide, düşüncede olduğun hiç önemli değil. İnsan olmak en önemlisi diyoruz burada. Evet, o... geçen gün beni almadılar mesela. Oğlum insan olmak en önemlisi. İnsan. Müthiş bir şef, müthiş bir barman. Evet. Hepsinin farklı farklı ödülleri var. Mehmet'in zaten senelerdir. Bir tek... Bir Oscar'ı yok. Bir Oscar'ı yok. Gerçekten Oscar'ı yok. Valla galiba en son teşekkür almıştım ödül olarak lisede. Başka ödül hatırlamıyorum ben. Yok, şaka bir yana gerçekten Gökhan da kendi craftini koyabildi. Ben de elimden geldiği kadar vizyonumda olan yemekleri burada uyarlamaya çalışıyoruz. Amaç aslında her yerde bulmadığımız şeyleri yapabilmek. Yani çok marka isim vermeden yani her barda bulduğun kokteyl burada olmasın istedik. Ya da her Asya mutfağında bulduğun sushi mesela burada olmasın istedik. Ama sushi malzemelerini, norisini, tobikosunu, soslarını çok farklı şekillerde değerlendiriyoruz. Sadece bir şey yaparken de başka bir yerde olmasın diye de yapmıyoruz. Yani her şeyin tabii kendi içinde bir felsefesi var. Yani örneğin mesela ben barda biraz daha zaten son yıllarda artık bu trend olmaktan da çıktı bir ihtiyaç. Biraz daha eco-friendly, biraz daha mesela basit bir kokteyl programı üzerine, sürdürülebilir bir kokteyl programı üzerine düşündüm. Ve bununla beraber de aslında yemeklerle, buradaki o yemek kültürüyle hep beraber bir komple bir tecrübe yaratmak istedim. Yani o günden itibaren ya o pandemide önemli olan pandemi başlamadan önce o enerjiyi satabilmek bize çok mutluluk verdi. Belki pandemiden önce o mutluluğu görmeseydik, insanların geri dönüşünü ve insanların ne kadar keyif aldığını böyle bir enerjiden görmeseydik, belki ben işe soğumuştum. Belki ben barcılığa soğumuştum. Evet. Yani iyi ki Covid geç geldi biraz yani diyorum. Ya biz, yani biraz biraz başarı gördük. Evet. Abi çünkü çok acayip bir depresyon. Aptallaşıyorum bir dakika, algılamakta zorlanıyorum şöyle diyor. Şunu demek istedi aslında, ben bir şey yapayım. Sana daha anlatayım, özetleyeceğim abi. Biz burada pandemiyi yaşarken ilk o 3 ay sonunda falan bir ciddi böyle bir depresyon modu bende vardı en azından. Ama sonra şunu fark ettik. Abi biz her şeyi yapmamız gerektiği gibi yaptık. Her şeyi doğru bir şekilde yaptık yani olabildiği kadar. Ve yani aslında işimiz iyiydi. Bizim kontrolümüz dışında gelişen bir olay bu. O yüzden de artık en azından kendimizi daha az depresyonda hissediyoruz. Bir şeyler üretmeye kimse çalışıyoruz. Kimse istemezdi. Abi elinizden gelenin en iyisini yaptığınızın farkındayız. İlk olduğunda dürüst olayım anlamadık bile. Şimdi bakanımız çıktı, salı günüydü galiba. Çok üzücü bir haberim var dedi. Türkiye'de bir tane bakamız var dedi. Biz de o günden itibaren nasıl bir organize olabiliriz, nasıl dükkanı değiştiririz derken ertesi gün daha fazla kişi geldi. Sonra daha fazla kişi geldi Perşembe. Ben dedim ne oluyor? İnsanlar nedense ki o bizim ilk inandığımız konsepte iki kapıyı kapattığında İstanbul'un dışarıda kalacağına inandılar. Sanki dışarıda kaos var, pandemi var, içeride mutluluk var gibi oldu. İşte biz inandık, inandırdık tabii. Tabii bu oluyor. 3 gün gitti. Ne zaman ki vakalar 10, 20, ya 30 Allah, oldu. Evet. Cuma gününü hatırlıyorum. Yine fena değildi kazancımız ve işimiz ve buradaki misafirlerimiz. Ama cumartesi günü bir baktık. Abi. Allah ne yapacağız? Zaten ya, cuma ile cumartesinin alakası yok. Tam biz kendi kendimize pazar günü karar vermiştik ki biz açmayalım artık. Bir süre biz de kapatalım bu pandemi dönemine uyalım derken. Pazartesi zaten kapıma geldi. Pazartesi zaten şey dedi. Daha da açamadık. Bir de biz Gökhan'la çok şey baktık olaya ilk başlarda. Yani haftaya biz... biter ya falan diyor. Ya haftaya değil de işte 2-3 aya biter. Daha yaza sakinleriz. Genelde konuşmalar da oydu. Sıcak havalarda bitecek. Biliyorsun Trump'ın konuşması var. 14 vakamız var. 14'ü çözdük mü bitti. Aynen. Biliyor musun o konuşmayı bilmiyorum. 14 diyor. 14 kişi var diyor. Sonrasında çeşitli ülkelerden en iyilerini bulup buraya getirdiğimiz zaman bütün çözümleri getirmiş İnandık, inandık. Yani. O yüzden de aslında biz çok da şeye düşmemiştik ilk 3 ay. Yani böyle Allah ne oluyor, bittik evet. falan. Bir de ne mutlu ki başarıyı gördüğümüz için bir de çok hazırsız yakalanmadık. Tam yatırım düşünüyorduk Gökhan'la. Böyle başka yatırımlar ne yapabiliriz? Gezmeye başlamıştık orayı burayı. Bazı sahil kasabaları. He çok niyetli olduğumuzdan değil. Sadece acaba mı? Hani bir şeyimiz var, bir başarımız var. Gerek izdi var olarak.
Not necessarily. Her şey olabilir daha abi yani. Kaya biraz buranın özelinde bir marka. Biz bunu mesela birkaç kişiyle de daha önce tartışmasını yaptık işte bu yatırım konuları olduğu zaman. Hani Bebek'te aslında... değil de başka bir yerde olsaydı da mı? Ya yok abi. Bu, Kaya'yı bu taşımak imkan... değil amaç aslında. Evet. OMG diye biz bir grubuz aslında. Yani OMG bizim şirket mahlasımız. OMG adı altında başka projeler yapacağız ama Kaya şu anki mindsetimiz en azından bu yönde. Kaya burası abi. Kaya'nın ruhu bu. Yani Speakeasy belki başka bir proje yaparız ama dediği gibi not necessarily yani. Var mı yani isim olmasın ama mesela bir AVM'nin içinde bize bir köşe vermişlerdi mesela. Evet. Garip bir köşe yani. Pop-up da değil, gizli bar yine olabilecek bir konseptti. Yani baya böyle atıyorum, Zara dükkanından içeri girebileceğim bir şey olabilirdi. Enteresan bir projeye tam girecektik işte. Sadece o değil, başka yerlerde de oldu. Var. Bodrum'da da oldu, Çeşme'de de oldu. Hatta Avrupa bile düşündük, evet. Acaba yapsak mı? Bu arada bizim evin de çok güzel bir bodrumu var gizli. Gelelim abi. Bu dükkanın amacı şuydu. İlla gizli olması değildi amacımız. Amacı şuydu gerçekten. İhtiyaç vardı buna, hele Bebek'te. O yüzden Bebek'te bu var. Şu sizin bir tane video programıyla alakalı ikinizin abi, şeyler var. Bahsediyor muyuz yoksa sürpriz mi olacak? Biraz üstü kapalı bahsedebiliriz ya. Biz de ufak ufak tabii şimdi bu süreçte şunu değerlendirmeye başladık. Daha çok... Sizleri mesela nasıl takip etsinler? Ha eyvallah. Kaya hesabından şey, şöyle yapsak mesela Instagram'larımız çıkıyor mu orada? Mesela ben şöyle yaptığımda çıkıyor mu? Gerek yok ya böyle. Beyler bir dakika bir şey söyleyeyim. Şöyle yapalım şöyle yapalım. Baba hadi git tuvalete çok geldi seni. Ya şunu demeye çalıştım aslında. Biz burası gizli olsun diye gizli yapmadık. Bir amaç vardı aslında benim özellikle düşündüğüm, ulan Bebek'te insanların bir şeye ihtiyacı var. Zeplin varken güzeldi. Gidip Zeplin'de bir iki bira içebiliyordum, oradan Luka'ya geçiyordum filan çok keyifliydi. Ama casual bir yer kalmadı Zeplin Kabank'tan sonra da. Bizim amacımız biraz daha rahatı sağlamaktı. Yani illa şaşmak zorunda kalmadığın, illa rezervasyonlu olmayan, kim olduğunun çok önemli olmadığı ya da saat markanın, ayakkabı markanın ya da kafandaki şapkanın çok bir önemi olmadığı. Ama bu şapkanın önemi var. Her şapkanın olmasa da. Yani senin sorduğun soruyu istinaden kardeşim, evet biraz çok az üstü kapalı bahsedebiliriz. Biz de bu süreçte şunu fark ettik, biraz daha farklı ne üretebiliriz? Yani yaratıcılığımızla güveniyoruz bu noktada. Şimdi birazcık böyle sosyal medya için bir içerik üretmeye başladık. Güzel bir ekiple yollarımız kesişti. Orada da amaç zaten yine demin söylediğim yere geliyor. Bence Bebek'in ihtiyacı vardı bizce ve bunu yapabildik Bebek'te. X bir yerde Bodrum'daki o mekanın ihtiyacı o olabilir diye öyle bir şey yapabiliriz. Ve bu videolarda da biz aslında bir eksiklik görüp ya da yapabileceğimiz bir niş görüp biz onu yapmaya çalışıyoruz aslında. Biz bir şey hissettik abi. Şimdi evet. Ona yoğunlaştık. Çok yakında zaten sana haber veririz. Zaten sana da o projeyle bir geleceğiz. Senin evine de bir kapını çalacağız. Zaten haberin olur. Ama yok, dediğim gibi depoda var bir tane. Depoda var aynen. Aslında yani gerçekten biraz daha risk alacak olsak neler yapılabilir? Ama Türkiye'de tabii her şey kurallar içinde olmalı. Her şey gerçekten sıkı da kontrol edildiği zamanlar oluyor. Biz de tamamen işin o sınırları içinde kalmaya çalışıyoruz. Yoksa yani her yeri pop-up Bodrum'da ne olacak? Her akşam yapalım bir tane. Yani çok eğleniriz yani. Ya şöyle biz nasıl Onurcan'la hani çocukluktan meç doğduk, büyüdük ama aynen. Siz sonradan meç oldunuz. Evet. Ve aynen. En az diğeri kadar fazlasıyla uyumunuz var. Aynen. Yani ruh kardeşi olabilirsiniz. Abi bu adam benim İstanbul'a taşındı çünkü tanıştığım ilk arkadaşım. Ve ilk günden beri de hemen hemen aslında böyle bir hep beraber hayal kuruyorduk yani işte. Mekan hayali kurduk, başka böyle ne yaparız diye hep hayaller kurduk. Sinemetu? Sonra öyle oldu. Aynen. Sinemetu vardı. İlk bana geldi yani bilmiyorum. Bu arada Gökhan ortağım olmasaydı zaten barın danışmanlığını yapıyordu bedavaya. O vardı yani kesin bedava yapıyordu. Onu söz vermişti çoktan. Çoktan vardı o söz. Şey güzel oldu. Başladıktan sonra da biz de tam ne iş yaptığımız yavaş yavaş oturdu bazı şeyler dükkanda da. Yani mesela ilk başlarda müzik atıyorum Spotify'dan çalıyor çünkü biz hiçbir zaman müzik ön plana çıksın istemedik evet. Dükkanda. Yani bir DJ getirelim de patlatalım ya da illa bir kokteyl ön plana, illa bir yemek ön plana çıksın şimdi değildi. DJ gelmiyor mu şu an? Arada arkadaşlarımızın gelip böyle 2-3 saat... DJ dedin yani sen o müzik yapmayı seven arkadaşlar. Bu kadar. Profesyonel bir şey yapmıyoruz eğer sorun oysa. Ha, aynen. Profesyonel bir DJ gelip burada performans gibi bir şey yok. Ama yok. Yani atıyorum arkadaşlarımız gelip burada bir saatliğine, yarım saatliğine takılıyor. O da performans gibi oluyor ama tamam. Profesyonel değil yine. Tamam, tamam. Olay tamamen samimiyetle ev ortamıyla alakalı. Ben çalıyorum abi işte zaten. Yani ben neyi seviyorum. Peki tamam, geç tamam, ışıkları tamam, kapatıp krem şanti partisi yaptınız doğru mu? Köpü partisi abi direkt. Ama şöyle oldu yani birkaç gece, şimdi Gökhan onu diyordum. Biz neler yalnız yapacağımızı... Yalnız bak nasıl bir surat ifadesi, neler yaptık daha falan gibi. Evet. Yok dükkanda... Yavaş yavaş şekiller gelişti, yavaş yavaş pozisyonlar gelişti. İlk başlarda müziği ne yapacaklarken sonra bir arkadaşım çalıyordu. Bazı geceler bize uymamaya başladı derken Gökhan bu işi biraz daha öğrenip gaza gelmeye başladı. Ve Gökhan bizim istediğimiz tarzı çalmaya başladı. Gökhan biraz oraya evolve oldu bir yandan. Bir yandan ben zaten
salonda konsomatrisliğe de halkla ilişkiler diyelim. Halkla ilişkiler diyelim. Samimi ilişkiler. Samimi ilişkiler. Yok, o güzel oldu yani bir yere iyi olmak. Ve nasıl geceler? Mesela atıyorum saat 2'de bazen müziklerimizi tatlı kapatırken 2.30'da türkü söyledik burada 40 kişi. Bayağı dükkanı kapatan 40 kişi. İçeride kim varsa birlikte türkü söylendi. Tabii mikrofonu şu anda yok. Bu anda zaten 40 kişilik. Öyle söyleyeyim. Hani evet, o kadar. Herkesin... Son soru. Biz Kaya'ya, ben değil de bir arkadaşım nasıl gelebilir? Hani burada abi, bir yani bir zaten bulabilmesi lazım. Evet, yerini biliyor olman lazım bu defa. Aynen, bunu nereden bilebilir? Çünkü zaten bir tanıdığı geliyor olması lazım. Instagram hesabında da bir konum servisinin yok, şeyi de yok. Biz onu özellikle hiç kimseye burada paylaşım yapanları da sürekli uyardık. O konuda başarılıyız hiç. Lokasyon bildirimi yapalım buradan. Şurada. Abi şurada. Şurada. Mesela gerçekten arayıp soranlara da veya işte Instagram'dan yazanlara da abi nasıl bulacağız dükkanı hep şey diyoruz. Birine küçük sorun. Bebekte yeşil şey bul diyoruz abi. Bak bunun hikayesi var işte, bir aynen, tane çift var. Şu anda da iyi arkadaşlarımız oldular. Zuma'nın bir şey müdürü çocuk. Aynen. Yabancı Sofyan. Sofya, çocuk burada yürümüşler yukarı. Şurada bir tane galerinin yeşil ışığını görmüşler. Oradan nereye gitmişler? Zili çalıyorlar. Açmışlar. Burası var değil. Burası var değil. Ya yazdım yalan size. Millet sokakta yeşil ışıklarını söktü oğlum tabii onların. Dört tane kız var yine bir gün. Sokakta yürüyorlar böyle yürüyor. Oraya bakıyor, buraya bakıyorlar. Martı gördüler. Martının altında yeşil ışık var ya. Hah burası dedi. Yukarıda. Ben de oradan geçiyorum. Siz nereye arıyorsunuz? Sizin kayı. Yok biraz aşağıda ama yeşil ışık diyor bana. Martının yeşil ışığını gösteriyor. O biraz güzel esprisi. Biri oldu. Bir yere lokantanın içeril şeyi yaptık burada. Fikir, metaforu yaptık. Yeşil yere üçgenler yapalım dedik. Yani bebeğin yerine grafiter üçgenler. Ama, hayır ona göre üçgenlerle bulsunlar. Vandalizm diyorlar. Yani başka şeylere de yorarlar o üçgenleri. Yeşil ışık metaforu vardır. Gatsby kitabında bu işte Fitzgerald'ın. O yeşil ışığı bulmak hep onun peşine koşar ya o ana karakter. Biraz öyle ufak bir öykünlük ondan. Bizde ama amaç şu. Mesela kırmızıyken ne oluyor? Full anlamında mı? Ya full ya da kapalıyız demek. Ya da burada değiliz abi. Müsait. PlayStation oynuyoruz. Evet, müsait değil. Ya da burada değiliz. Evdeyiz yani bayağı. Çünkü olmuş da. Pazartesi günleri kapalıyız. Bizim plajcılar yanında takıyor. Abi geliyor adamlar çalıyorlar kapıyı diyor. Bir saat diyor. Zannediyorlar. Almıyorsun zannediyorlar. Çalmaya devam ediyoruz. Bir şey söndürmek de gerekebilir belki eğer yoksa. Mesela kapının çalması. Kırmızı oluyor. Kırmızı olsa basmaması lazım aslında da. Arkadaşlar kırmızı no. Peki ne yaptık? Onu da söyleyeyim. Yes, ama görebiliyorsan. Bu arada rezervasyon yok. İlk gelen ilk girer var. Ama ne yaptık? Tam pandemiden geri açtık ya Haziran'da. Sarı ışık ekledik bir tane. Evet, sarı ışığımız da var. Allah sarı ne filan hani kafası. Beklemede mi? Kontrollü, kontrollü. Arada sarı izolasyondan geçiriyoruz. Ne demek o çünkü? Yeşil tam açıyoruz. Kırmızı kapalıyız. Lan sarı da şeydi işte, pandemi dönemi az kişi alabiliyoruz. Ha, kuralı tam açık değiliz. Bizde pandemi ne demek? Bir soru var diye. Bizde pandemi sarı ışık. Sarı ışık, kontrollü. Aslında biz burada yürüyerek, eğlenmek istiyoruz. Yürüyerek gelmesi lazım. Biz de eğlenmek isteyen herkese de buna çok açız. Anladın mı? Burada mutlu olalım. Şu dediği gibi Mehmet'in konuşmanın en başında. Kapıyı çektik ve burada abi saat var 5.30. Burada olduğundan mutlu ol. Biz mutluyuz. Anladın mı? Bu kafa bu kadar. Bir de etkinlik olarak da hiçbir zaman şeye girmedik. Mesela salı akşamı Hip Hop Night yapalım. Cuma akşamı Türkçe Night yapalım. Hiç öyle olmadık. Hep doğal aktık. Etkinliklerimiz de sen de duydun daha önce. İşte Underground Kitchen Challenge gibi iki şefin kapıştığı ya da şimdi kafamızda bir drum circle gibi bir fikir var filan. Böyle minik minik herkesin involve olabileceği, herkesin içeride bir şey katabileceği aslında. Evet. Yani misafir demek o, burası bizim evimiz. Ya bizim buraya gelen herkesin engage etmesi lazım. Mehmet böyle kurumsaldan çıktığı için bir üç lafından bir tane İngilizce araya işte set etmek gibi böyle atıştırabiliyor ama. Ama benim Türkçe aksanım İlçan'dan daha iyi. Onu da söyleyelim. De ben Amerikan vatandaşıyım. O da yazılı bir yere. Drop the mic abi, drop the mic. Düştük. Biz etkinliklerde de burayı açtığımızda da zaten kafamızdaki ilk hep şu oldu abi. Önce bir enerji yaratalım. Hiçbir zaman yaptığımız hiçbir işte önceliğimiz para kazanmak olmadı. Ama enerji yaratalım, bir kültür yaratalım, bir felsefe yaratalım. Biz bunun öznesi olalım, bir yerinde olalım. Anladın mı? Herkes bunu para olsun, gelir para dedik. Gelir dedik. Ve gördük gelebildiğini, evet, başarılı olduğun zaman da. Sevmediğiniz, keyfini çıkartmadığınız hiçbir şeyin, evet, içinde olmak istemiyorsunuz. Aynen, zaten keyfini var, çıkartarak çalıştığınız her şeyde keyifle bir de akışa geçiyorsunuz. Çıkarken insanların teşekkür etmesi var ya, 18'den 60 yaşına kadar çoğu insandan aldı mı? O acayip bir duygu. Ben bir de şeye bayıldım. Çıkarken İlk şey diyorlar. İlk gelen suratlarının ifadesi. Ne oluyor diyorlar. Bir sonra çıkarken İlk de şu var. Dedim. Abi ya da Mehmetciğim. Gerçekten yaşı hiç önemli. 65 yaşında adam da aynı şeyi söylüyor. 18'de çocuk da abi. Çok ihtiyacımız vardı. Evet ya. Böyle bir yere çok ihtiyacımız vardı. Değil mi? Siz zaten beni böyle... Pamuk gibi. Bazıları diyor New York gibi diyor. Bazıları Paris gibi. Bazıları Barcelona. Hani var ya diyor Rusya'da gittiğimiz o bar. Hani var ya Tayland'da o bar vardı. Hani Paris'te her zaman gittiğimiz bar vardı filan diyorlar. Ben de diyorum ki bunların hiçbiri abi. Burası İstanbul'un osu olsun. İşte senin o Paris'te gittiğin o küçük bar var ya senin hoşuna gidiyor. İşte senin İstanbul'da yerin bu olsun. O yüzden bizim amacımız ne New York olmak ne Paris olmak. İstanbul'un osu olabilmek zaten. O rahat ortamı olmak.
Kaya burada yerinde güzel. Kaya bebeğin ufak tefek gizli barı. Aynen. Hala anlamamış olabilirler Kaya'nın ne olduğunu da. Kaya, what the fuck is Kaya? What the fuck is Kaya? Üçgenini söyleyeyim. Kaya aslında sizin bir yaşam tarzınız. Öyle öyle. İkonikleştirdiğiniz, yani seyahatlerinizin içinden çıkarttığınız deneyimi evet, buradan o, çıkartma o kaynağınız. Bir de var, bizim çünkü ihtiyacımız var. İnsanlar bunu içe deneyimlemek için yurt dışına gidiyorlar. Ya evet, yani burada iki çıkış noktalarından biri birazcık da oydu hakikaten. Dediğin gibi bu işte bir biriktirilmiş bir şey var, tecrübe var kenarda. Sonuçta evet, seyahat ettiğimiz, gördüğümüz, gözlemlediğimiz şeyleri kendi istediğimiz bir kompozisyon içinde değerlendirmek istedik. Çünkü biz de bunu arıyorduk. Ben de gerçekten İstanbul'da aradığım şey bravo, şu anda içinde bulunduğum şey aslında. Yani. Mehmet'in de öyle. Hala, eskiden değil, hala var. Çok ciddi var. Ben yurt dışından gelen her arkadaşımı Luka'ya götürüyorum mesela. Niye? Türkiye'de de bak böyle bir bistromuz var diye. Yani özellikle ben Luka'yı çok severim ve Luka'ya özellikle insanları böyle götürmek çok hoş, yabancıları. Burada da öyle bir şey olmaya başladı. Benim çoğu misafir, yani arkadaşım, başka yurt dışına gelen misafirleri deneyime bak getiriyor. Böyle bir yer İstanbul'da da var. Aynen. Böyle bir rahatlık. Bir de genelde İngilizce de konuşuluyor içeride. Yani ciddi bir öyle bir popülasyon da oluyor. Mesela bir gün var, arkada sigara içme alanında iki tane Venezuelalı tanıştılar. Oğlum, bizim barda iki tane Venezuelalı tanıştı. Brezilyalı yanlarında duruyor filan. Çok enteresan yani. Aynen. Fıkra gibi gecelerimiz var. İki Rus, bir Slovenyalı, üç Brezilyalı garip. Bir gün mesela iki tane Bahreynli kız varmış içeride. Şey, bana dedik mi, abi onlar prenses biliyorsun değil mi dedi, ben nasıl böyle şeyler yaptılar. Bayağı prenseslermiş içeride, dışarıda bodyguardlar duruyor, şeyler duruyor böyle, arabalar falan duruyor. Haberimiz yok içeride prenses olduğundan. Ama o da tabii o güç ayrılığını azaltıyor Türkiye'de, o çok önemli bir şey. Yani insanların, personelin sana, staff'in, ev sahibinin sana sen demesi, sana sen diye hitap etmesi, senin ona göre sen demen bir anda daha arkadaş ortamı yaratıyor zaten. O yüzden de ne kadar poş, ne kadar böyle artist bir background'dan da gelsen burada öyle olmuyor. Adam yani şaşırtacak adam. Burada bir anda Allah diyor, tamam ben Avrupa'daki böyle takılayım diyor, rahat olayım diyor. Adam buradan çıkıyor eminim X yerde, iki tane Gregus böyle masada hemen, iki tek başına böyle. Müşteri kelimesi yasak, misafir var ve ev sahibi var. Bizde patron, barman falan da yok. Bizde Mehmet de ev sahibi, Birol da bizim rastlı efsanemiz de ev sahibi. Ha burada herkes sen de gel, iki gün burada barda takıl, sen de ev sahibisin. Bu dükkan özelinde değil, her dükkanda benzer şeyler oluyor. Hele paket servis hazır olmayan yerlerde biz çok da istemediğimiz bir şekilde şu anda bu lezzeti sırf alabilsinler evde diye, çünkü çok meraklısı var. Aynen. Bebek çevresine, arkadaşlarımıza yollamaya çalışıyoruz yemekleri ama niyetimiz bunu da full time yapmak değil aslında. De çünkü experience'i burada almalılar deneyimi yani. Sabit bir menü çok fazla yok aslında. Taze... Ya belli signature'lar var ya, ama onun dışında aynen, çok... Ribs yani... mesela signature sayılır. Signature ama ribs de bittiği zaman bitiyor. Yani o gün, hayır o gün. O var diye avcı vurup da Şile'den domuz vurdurup getirmiyorsun ya. Bir de onu bizim pişirmemiz ve yapmamız belki 24-26 saat sürüyor. Evet, o yüzden bir şeyi üretip bittiğimiz zaman da bitti oluyor. O da çok kötü bir şey değil çünkü ertesi güne önden sipariş alabiliyorsun bu sefer. Aynen. Yani adam diyor tam bittiyse tamam, perşembe benimkini garanti et falan. Ya da haftaya çarşamba garanti et. Onu şu anda dükkan açıkken rezervasyon almıyorduk ama yemekte biraz daha şöyle şeyler olabiliyor. Aynen. Yeni dünya düzenine bakalım, göreceğiz neler olacak. Ama dükkanın, yani bizim amacımız 5-10 sene daha burada olmak, her zaman İstanbul'un, hele bebeğin o gizli demeyeyim, İstanbul'un daha sığınılabilecek bir yeri olması, İstanbul'un o çok da gece hayatına hoşumuza gitmeyen bazı şeylerini, kavgasını, dövüşünü, gerginliğini, insanların ayrıldığı bir ortamı dışarıda bırakıp burada biz 5-10 sene böyle kale olabilmek istiyoruz. Yok, ben şunu söyleyeceğim. Sadece şununla ilgili. İçtiğinde eğer ki beğenmediğin, övmediğin bir şey olacaksa, ki içtiniz biliyorum. Ben ama burada yolladım. Hani şimdi denettireceğim şeyi sevmezseniz çok dürüst bir şekilde. Sana çok samimi bir şey söyleyeyim var bak bu konuyla ilgili. Benim şimdi çok ciddi bir önyargım vardı hep bu sektörde de. Sen de biliyorsun, sen de daha önce bu sohbetleri yaptığımız zaman ben hep donuk malzeme kullanma, şurup kullanma falan bu konularda hep şeydim, uzak duruyordum. Ama siz bunda kaliteyi gerçekten standartı başka bir seviyeye çekmişsiniz. Bunu kendim denedim evde, bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Burada sevmezsen de buz diye kullanabiliyorsun. Hayır şunu söyleyeceğim. Hayır bu, şöyle falan bir şey. Kafana babana kıyırsız. Hayır. Çok acıdı. Annemi zamanında yapılabilecek şey artır kesebilir. Bir ayı kendileri yapıyorlar. Bence pandemi zamanında yapılabilecek en güzel girişimdi. Harika yani. Eline sağlık. Şimdi yapacak mısın? Ne yapacaksın bunu? Bir tane yapacağım. Hadi yap. Bu mesela şeydi. Viski sour mix. Satmalı olan viski sour mix'i. Güzel. Ben şeyle getirdim. Bu Earl Grey Breakfast Tea'li şey. Çocuk mu? Ama buradaki size bakacağım. Bunu süslemiş tabanca var. Mi? Buz var mı? Bayağı iyi. Güzel buz var. Aşırı hoşuna gidiyor. İki el falan yok. Nasıldı? Şu kadar be. Abi lütfen. Olan öyle. Yoğurt iş tarzı var.
krema harika, koku süper. Yani texture'da görüntüsü süper abi. Ben bir an şeye... Şeker önemli abi. Ne kadar şeker olduğu yazıyor mu? Ha yazıyor. Aynen. Çünkü mesela ben özellikle babamdan biliyorum. Yani o bayılıyor kokteyl içmeye ama şekerli kısmı onun için çok önemli oluyor mesela. Bayağı iyi oldu. Yazıyor olması çok güzel ne kadar şeker olduğu. Sen bir yazıyor mu? Bak bakalım. Lezzeti çok yerinde abi. Bayağı lezzeti yerinde. Ama beğenmiyorsan beğen... Bayağı smoke kokuyor ya. İşte ben silenmiş lavantalı. Çok az ha, bayağı smoke şey, neredeyse skoç kokusu geldi yani. Aynen. Çok iyi onun tadı. Tüsülenmiş lavantalı olan, diğeri dedim ya aromalı bunlar hepsi. Bayağı güzel bu. Taze bizim sıkıcı. Abi sesimi sour diye bir kokteylimiz var. Neydi ya? Sesimi. Sesimi. Susamla fetvoş yapıyoruz viskiyi. Ondan sonra fetvoş yaparken kullandığımız prosesteki susamları tereyağıyla kavurup onunla garniş olarak kullandığımız böyle bir susam straightforward bir şeyimiz var. Yani whiskey sour'un bir twist'i var bize ama whiskey sour da çok gidiyor. Whiskey Sour Twist'i de çok gidiyor sesime sağ olun. İşte bunlar da aynı mantıkta. Ben de lavantaları öyle bir köpeklerle beraber yapıyorum. Sen zaten şeysin ya, bayağı senin uzmanlık alanı sağlar. O fantezi benim var. Diğeri de bu kadar smoke gibi, bu da bu kadar smoke. Hayır, o Satsuma. Bayağı iyi olmuş ya. Bu tüsülenmiş lavantalı, bu Satsuma'lı. İnan Scotch tadı alıyorum arkadan dumanı. Ya Jameson'a yapıp yapmadığını anlamıyorum şu anda. Sanki böyle viskiyle yapmışsın gibi. O senin kendi adı insanlığın O zaman mesela Jameson'la yapıldığını hissetmek istiyorsan içinde füme olmayan bir tanesi. Evet mesela bu daha esaslı olur. O zaman seninki işte siyah çaylı olan ya da atıyorum bu Blackly var. İşte aktif karbonlu kokonatla. son sorum. Sorun. Burada da yavaştan artık keselim yoksa bizi gidecek. Babam iyi adamdır yapmaz. Kapama yapıyor musunuz? Kapama. Ya hani burada bir ben işte 30 kişilik doğum günümü kutlamak istiyorum. Aynen. Biz bu soruyu çok aldık. Var mı yani? Ne yaptık biliyor musun? Bunu şöyle bir yöntemimiz vardı. Yani 30'unuz birden gelin yer yok deriz falan mı oldu yani? Yok şunu söyledik. Mesela hafta sonu biz burada cumartesi günü hiçbir zaman böyle bir şeye okey demedik. Ama bazen şunu söylediğimiz oldu. Sonuçta buradaki sistem belli. Anlattığımız gibi yeşil sarışık herkes gelebiliyor. Dedik ki abi kapatmıyoruz ama sen buraya saat 6'da gelirsen ve içeriye bir anda 30 kişi olursan zaten içerinin kapasitesi zaten yapamıyoruz bir şey bu konuda. Zaten ışığı kırmızı yapacağız yani anladın ama mı? Ama cumartesinin dışında olsa. Onu dedik ama hemen organik abi. Yani ben sana şu anda gel abi kapatalım sen 10.000 dolar ver filan değiliz. Değiliz. Yani karşılıklı enerjiyle alakalı bir şey. Yani 10.000 dolarla gelirse de bir düşünürüm yani. 10.000 dolar kim dedi? 20 dedi. Kim dedi? Kim on dedi? Gerçekten. Ne diyorsun? Ben çok beğendim. Yani. Bir defa şu köpük möpük şey gibi değil yani. Öyle fake yani şuradan çıkmış gibi değil. Aynen. Plastikten çıkmış gibi değil. Sanki birisi önümde yapmış. Biz sarı günlük yapmıyoruz ama. Biz buna... günlük yapmıyoruz biz abi. Sen anlamadın. Hayır, işte biz yumurta günlük kırıyoruz yapmıyoruz. Yok yok oğlum. Her seferinde. Ya, bunun da bir şekilde işte yaparsın yani. Çözmüşler adamlar olmuş. Bardaki yapacağın şeyleri opsiyonla zaten evde daha pratik bir şey olması lazım abi. Evde kaç kişi alacak da o yumurtayı kıracak da şey yapacak. Bu işte evde müthiş bir çözüm. Süper. Bu şişeyi daha önce hiç elimde tutmamıştım. İlk defa James'in şişesi tutuyorum elimde. Ya yıllar.